Bir gün derin bir tefekkür halindeyken ellerime ve yüzüme bir uyuşma hali geldi. Bedenim yoğun bir çözülme ile uzaya doğru genişliyordu. Büyük bir patlamayla ışığın içinde buldum kendimi. Her yönden yankılanan belli belirsiz bir ses işittim ve "Sen kimsin?" diye sordum. "Ben en yüce zekayım. Arayışını biliyor ve izliyorum." Her şeyin yüce kaynağını bilmek ve ilahi olanı tanımak istiyorsun," dedi. Arzun yerine gelecek. Huzur veren bir ışık kaynağının içine gömüldüğümü hissettim. Işık tüm varlığımdan taşıyordu. Hayranlık uyandıran varlıklar, şekiller ve yarı saydam ışık dalgaları hepsi varlığımdan geçiyordu. Binlerce renk harmonisi ve bilinç akımı tüm varlığımı kuşatmıştı her şey çok net ve berraktı. Bilincim tamamıyla açıktı. Derin bir huzur vardı. Her an dayanılmaz bir bilinç ve zevkti. Ne olduğunu anlamadım ve birdenbire yoğun bir korku ile dalga dalga karanlıkların girdabında yuvarlanırken buldum kendimi. Zirvelerden aşağı düşmüştüm. Acı dolu bir haykırışla kaosun çalkantıları arasında yuvarlanıyordum. Bir ses aniden derinlerden ileriye atladı ve başka bir ses bu ışığın haykırışı dedi. Büyük bir çekilme ile kendimi yeniden netliğin ve berraklığın uzayında buldum. Yukarıdan bakıyor ve her şeyi net görüyordum. Uçuğumdaki kaos tamamıyla ortadan kalkmış, kaosun yerini büyük bir sükun almıştı. Başımı kaldırıp yukarıya baktığımda gördüğümse başımın tepesinden taşan ışık hüzmeleriydi. Takım yıldızlara kadar uzanıyordu. Evrenin tam ortasında ses ve ben birdim. Huzur veren ses, ''Ne gördüğünü anladın mı?'' dedi. Gördüğün ebedi alemin işleyişidir. O ilk ışık, yaşamları ayakta tutan ilahi zekadır. Saf nurdur, ışıktır.'' Varlığın tümüne sirayet eder ve sonsuzdan beri ses ve ışığın dalgalanmasıyla yankılanır bu evrenler. Ardından içine düştüğün karanlık ve kaossa bildiğin ve geldiğin maddi alemdir. Derinlerden gelen o sesse ilahi kelamdır. Kaynak her şeydir, babadır ve oğulları ise kelamdır. Bunların buluşmasıyla hayat doğar yukarısı aşağısı aşağısı da yukarısı gibidir. Peki yüreğimden yükselen o duyuşlar, hissedişler nedir? Çünkü bedenimle değil, ruhumun gözleriyle görüyorum. Bu nasıl olur? dedim. Ey toprağın evladı. Bunun nedeni ilahi kelamın sende var olmasıdır. Sen ilahi kelamın kendisisin. Senin aracılığınla duyan, gören ve hareket eden kelam, daimi yanan kutsal ateştir. Kutsal ateşle sen birsin. Peki ruhların gelişim yolları nedir? İnsanlık bu süreçte nereden gelip nereye gidiyor? İstediğin gibi olsun. Ve boşluğun zirvesinden gök taşının düşüşü gibi bir hızda dağın zirvesine çakıldım. Taş gibi kas katı kesilmiştim. Gece vaktiydi. Toprağı hissettim. Her yer karanlık ve soğuktu. Ancak olağanüstü bir manzara karşımda duruyordu. Sonsuz uzayda, yıldızlarla dolu bir gökyüzü altında parlayan yedi küre birbiriyle uyum içinde titreşiyordu. Etraflarını samanyolu bir nur gibi sarmıştı. Her kürenin içinde alemler, şekiller ve suretler vardı. Her biri hayranlık uyandıran güzellikte birbirinden farklı melekler ellerinde bazı semboller taşıyorlardı. Gör, dinle ve anla, dedi. Bunlar varlığın yaratım küreleridir. Ruhların maddi aleme iniş ve yükselişleri bu küreler aracılığıyla olur. Gördüğün yedi melekse ilahi kelamın yedili tecellisidir. Her birisi sure ve suretlerde görünür. Her bir melek ilahi olanın bir küresine hükmeder ve hayattaki ruhların gelişim evrelerini bu melekler belirler. Kaygı veren gülümsemesiyle ve gümüş orayla gördüğün sana en yakın olan ay meleğidir. Doğum ve ölüm olaylarına hükmeder. Ruhları bedenlerinden ayırır ve anne gibi ruh parçalarını kendi ışığına çeker. En alt düzlemde bedenlerin döngüsü burasıdır. Onun bir üstündeki mat küre ise merkürdür. Bilimin asasıyla aşağılara inen ruhlara, yukarılara çıkmaları için yol gösterir. Buraya gelmene vesile olan, o melekte saklı olan bir sırdır. Daha yukarıda parlayan küre ise Venüs'tür. O parlak aynaya bakan ruhlar kendilerini unutur ve hayal alemlerinde kaybolurlar. Eğer Merkür'ün bilgeliğiyle buluşurlarsa kaynağın bilgeliği onlara verilir ve güneş menziline yükselirler. Onun üstünde duransa güneş meleğidir. Ebedi zekanın sönmeyen zafer ve ihtişamının meşalesini elinde taşır Hermes tot ve bir üste yer alansa Mars'tır. Keskin adalet kılıncını taşır ve yargılar. Yargılar ve hükümler bu kürede görülür ve kürelerin birliğiyle de karara bağlanır. Bir üstteki mavi kürede hüküm süren meleğin elinde tuttuğu asa ise ebedi zekanın ışıması ve taşmasıdır. Ve son sınırda gördüğün Satürn, o İlahi zekanın öğretmesi ve tezahür ettirmesidir. Peki ruhların yolculukları nasıl gerçekleşiyor? Samanyolu ışık küresini görüyor musun? İşte o gördüğün ışıltılı yıldızlar ruh tohumlarıdır. Ruh tohumları yaratım ve deneyim için ilk durak olarak Satrune bırakılır. O menzilde hafif sisli bir bulut perdesi altında kaygısızca mutlu ancak mutluluklarının şuurunda olmadan bir süre yaşarlar. Şuur kazanmaları için deneyim yaşamaları gerekir ve varoluşun nihai amacı kendini bilmektir. Ruhların bulundukları menzilde tekamülleri belli bir eşiğe gelince doğum ölüm döngüsüne girerler. Sınavı aşamazlarsa daha ağır elbiseye bürünürler. Bilinçli iradeleri güçlü ise yukarı kaynağa yükselirler, değilse daha da aşağı yuvarlanırlar. Kimileri kaynağın nuru ile bakar ve görür, duyar ve işitir. Kimileri ise kaynağı unutmuşçasına aşağılara, aşağılara yuvarlanır. Daha ağır elbiselere bürünürler ve semavi yaşamları kök hafızalarından yavaş yavaş silinir. Kaynaktan kopan bu ruhlar aşağıya yuvarlandıkça maddeye düşkünlükleri ve hırsları ile ebedi ışığı tamamiyle unuturlar ve maddi düzleme bağlanırlar. Yukarısı aşağısı, aşağısı ise yukarısı gibidir. Unutma, sen ve evren birsin. Bunu ancak görebilirsen bilirsin ve o zaman tek başına evren olursun her bir ruhun kendisinin ne olduğunu hatırlaması konusunda vakti gelince doğum ve ölüm vadisine gelir. Ateş yağmuru ve şehvet ürpertileri arasında hep ileriye atlarsan daha da aşağılara düşersin. Daha aşağılara düşmemelisin. Ateşin nura, bedenin ruha dönüşüm vaktini belirleyen, şuurundaki ilim, irade ve hikmet üzere kudrettir büyük çoğunluğun vardıkları yerse maalesef ilahi hayatın unutuluşu ile hayatın göze boş ve anlamsız bir hayal gibi geldiği ateşten bir merkezde tutulan dünya hapishanesidir dedi ve uyandım.